Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Bu videomda sizler arkadaşlar 93 ile 98 yılları arasında çıkan Toyota Corolla'lardan bahsedeceğim. Efsane kasa dediğimiz. Bunların arkadaşlar serileri çoktur. 1.3, 1.6, zaten 2 serisi var. Serileri çoktur derken arkadaşlar GLI, M-Flow olarak bildiğimiz GL, XEI, XE, XLI ve XL arkadaşlar. Şimdi aldığınız bir Toyota Corolla'da arkadaşlar öncelikle sonunda I harfi varsa aracınız enjeksiyonludur. I harfi yoksa arkadaşlar aracınız karbüratörlüdür. 1.3'lerde arkadaşlar zaten 1.3'lerin tamamında enjeksiyon yoktur. Tamamıyla hepsi karbüratörlüdür arkadaşlar. 12 valftir, 1300 cc motora sahiptir. 1.6'larda ise arkadaşlar I harfi olmayan, yani X, E, X, L, G, L olarak geçer. Bunlar karbüratörlüdür arkadaşlar. X, L'yi, X, E'yi ve G, L'yi olarak bildiğimiz tutulan modeller dediğimiz, bunlar ise enjeksiyonludur. Şimdi arkadaşlar GL'yi M-Flow demek biraz yanlış bir tabir. Çünkü GL'nin 4 camı GL'lerde arkadaşlar, GL ve GL'lerde 4 cam otomatik olur. Kumaş, düzeltiyorum, kadife döşeme olur arkadaşlar. Elektrikli yan aynalar olur. Fakat klima arkadaşlar opsiyoneldir arkadaşlar. Yani bir GLI'de, M-Flow dediğimiz bir GLI'de klima olmayabilir. Fabrika iki çeşit üretir. GLI arkadaşlar, ikisi de M-Flow'dur. Aynı modeldir. Birisinde klima vardır, birisinde klima yoktur arkadaşlar. Klimalı olan araçlar genellikle sıcak bölgelere, klimasız olan araçlar ise genellikle serin bölgelere gönderilir. Mesela Erzurum'daki bir adam gelip de benim bölgem serindir, klimaya ihtiyacım yoktur, ben GLI'nin klimasız olanını alacağım der. Diğeri Akdeniz bölgesinde yaşıyordur arkadaşlar, daha sıcak bir bölgededir, klimalısını alır. Arada fiyat farkı vardır. Fakat klima opsiyoneldir arkadaşlar, bütün sisteme hazırdır, yuvası, her yeri hazırdır. Sonradan klima takılabilir, tıpkı orijinalden farksız olarak. Şimdi arkadaşlar GLI, dediğim gibi 4 cam otomatik, elektrikli yan aynalar, kadife döşeme arkadaşlar, klima dediğim gibi opsiyoneldir. M-Flow GLI'dir arkadaşlar. GLI'nin GL olanı, yani GLI serisinin bir altı ise GL'dir arkadaşlar. Yine dediğim gibi 4 cam otomatik, elektrikli yan aynalar, kadife döşeme. Fakat GL olduğu için karbüratörlü sistem bölümüne geçer arkadaşlar. Karbüratörlüdür, enjeksiyon yoktur. Motor 1600 cc'dir. 1.6 modeli ise arkadaşlar XEI arkadaşlar. XEI enjeksiyonludur. Yine 1.6 motora sahiptir. Ön camlar otomatiktir. Kumaş döşemedir. Kumaş koltuklardır arkadaşlar. Aynalar elektrikli değil. Klimalı olanı, fabrikasyon olarak klimalı olanı da vardır. Klimasız olanı da vardır arkadaşlar. XEI'nin 1.6 modeli ise arkadaşlar XE'dir arkadaşlar. XEI'nin karbüratörlü serisidir arkadaşlar. Gelelim en düşük tutulmayan bir model arkadaşlar, XLI. Araç yine 1.6'dır, enjeksiyonludur. Fakat bunlar da ön cam otomatik değildir arkadaşlar. Ön camlar manueldir. Direksiyon iki kolludur arkadaşlar. XEI, GL ve GLI'de arkadaşlar. Bunlarda direksiyon 3 kolludur. Diğer modellerde direksiyon 2 kolludur arkadaşlar. Sonradan değiştirilebilir tabii ki. Ön camlar manueldir. Elektrikli aynalar yoktur. Kumaş koltukları kumaştır. En alt modeli de budur arkadaşlar. XLI'nin arkadaşlar bir alt modeli ise XL'dir arkadaşlar. Enjeksiyonsuz, yani karbüratörlü sistemdir. Toyota Corolla'larda arkadaşlar 95 ile 96 yılları arasında çıkan 1600 cc'lik motorlar
115 beygire, 115 beygir gücüne sahiptir. 96'dan sonra arkadaşlar çevre kirliliğini önlemek için 115 beygirden 105 beygire düşürülmüştür. Bu da bilinmesi gereken bir detay arkadaşlar. Toyota Corolla'larda arkadaşlar 1.3 serilerine geçecek olursak arkadaşlar, 1.3'lerin tamamı birbirine yakındır arkadaşlar. Hidrolik direksiyonlu olanı pek nadirdir. Genelde çoğu hidrolik direksiyona sahip değildir. Genellikle çoğu ön camları manueldir arkadaşlar. Bildiğim bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabildim. GLI, GL, XEI, XE, XLI ve XL arkadaşlar. Bunlar 1600 cc'dir. Diğerleri ise arkadaşlar yine XL, XE olarak gider fakat 1300 cc kategorisinde yer alırlar. Umarım sizlere anlatabildim. Sizlere önemli bir konu arkadaşlar. Aracınız, araç alırken arkadaşlar lütfen boyayı fazla dikkate almayın. Değişenini fazla dikkate almayın. Burada bir aracı yürüten, bir aracı götüren, bir aracı ben boyalıyım diye gitmem, çekmem, hızlanmam, sürekli bozulur diye bir kayda yoktur. Aracınız temizse alacağınız araba boyalı olabilir. Değişen parçalarına gelince arkadaşlar zaten her şeyin bir fiyatı var. Bugün sırf bir parça iki parça değişen yok diye kalkıp da 3-5 lira fazla para vermenin bir anlamı yoktur. Diğer parayı aracınızın mecburi, zaruri olan bölümlerine harcayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Aracınıza güle güle binin. Allah kaza bela vermesin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.